İttiham etmek gerektir. Sizin gibi ağır şerait içinde kahramanca imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Madem sizde büyük bir himmet ve kuvvetli bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahfiyetle sebatkârına ve Risale-i Nur'a şakirt ol. Ta binler, belki yüz binler şagirdlerin şirketi maneviye-i uhreviyelerine hissedar ol. Ta senin hayırların, iyiliklerin cüziyeten çıkıp küllileşsin, ahirette tam karlı bir ticaret olsun. Said Nursi radıyallahu anh. Bence bu zamanda. Bence bu zamanda en büyük bir ihsan, bir vazife imanı kurtarmaktır. Başkalarının imana kuvvet verecek bir surette çalışmaktır. En büyük ihsan. Bir de eli keşfin müşahadatıyla ölen diyor 40 kişiden 38'i imansız bitmiş. Bu Amerika'da, Rusya'da, İtalya'da, Avrupa'da değil. Türkiye'de belki de cami cemaati içinde. 40 kişiden 38'i imansız. Ebediyetini kaybetmiş. Ebediyet nimetlerden mahrumiyet. Sadece mahrumiyet değil. Yani bir insan ahirette imansız giderse cehennemi kaybetti. Ama cenneti kaybetti. Bir de dehşetli cehennem ateş. Cennet de ebedidir. Cehennem de ebedidir. Bu işin ortası. Demek en mühim mesele. Hayatta en büyük mesele imanını muhafaza ederek imanla hayatı vahiy intikal etmektir. Bunun için usta diyor, beşerin diyor en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Beşerin en mühim meselesi cehennemden kurtulmaktır. Hadisat-ı Muhammediye kainatın en büyük meselesidir. Niye yaratıldık? Yani dünyaya niye geldik? Hayat-ı bakiye kazanılacak. Ya kazanacağız ya da kaybedeceğiz. Allah muhafaza etsin. Bakın, bir sınavda geçen çok önemli bir mesaj. Mesajın ağırlığı. Ne diyor? İngiliz ve Alman kadar gücünüz varsa, bu bir. İngiliz ve Alman kadar gücünüz varsa bu bir. İki, İngiliz ve Alman kadar servetiniz, paranız, devletiniz varsa bu iki. Ve bir de aklınız varsa üç. Eğer şu cenneti kazanmak bir uçak bileti gibi olsaydı, satın almak lazım gelseydi, bir daha başa dönelim. İngiliz, Alman kadar gücünüz varsa, İngiliz ve Alman kadar paranız, servetiniz, devletiniz varsa, bir de aklınız varsa alın, siz nesiniz? Siz kârlısınız. Ya kazanacağız, ya da kaybedeceğiz. Şimdi imanı demek taklitten tahkike çıkartmak lazım. İman taklidi olursa, yani imanı muhakkide nasıl ifade etmişler? Işık, ziya. Tamam, bunun da bir şey var. Nur ismine mazhar mı? Var. Mum etrafını aydınlatıyor mu? Aydınlatıyor ama mumun ışığında güç ve kuvvet yok. Bir rüzgar çarpar, kapı pencere söndü. Şimdi bir Müslümanın imanı mum kadar olursa Avrupa'dan gelen bir felsefi rüzgar söndürür. Bir ateistin, bir dinsizin, imandan ve İslamiyet'ten mahrum bir adamın bir sözü, bakarsın imanı ne yaptı? Söndürdü. Şimdi imanı
kavileştirmek ve kuvvetleştirmek hayatın en ciddi görevi, en büyük mesuliyet ve sorumluluğudur. İmanın mum gibi kaldı mı söner. Elektrik, o da sigorta eder. Bakın usta diyor ki, bir kısım sahabelerin imanı gökteki güneş kadar. Hadi güneşi söndür. Hadi. Büyük okyanusu al böyle avucuna, getir güneşe dök. Ne olur? Dökülür dökülmez. Okyanus ateş olur. Buhar oluyor. Hadi söndür. İmanı kuvvetlendirmek, imanı taklitten tahkike çıkartmak Müslümanın en ciddi sorumluluğu, en birinci görevidir. Yemekten, içmekten, bağdan, bahçeden, işten, açtan, eşten, dünyevi bütün mülahazaların önünde ilk bu. Ya kazanacağız, ya da Allah korusun kaybedeceğiz. İşte Risale-i bu asırda usta diyor, imanı kuvvetlendirmenin en kısa, en güzel, en müessir yolu Risale-i esasatıdır. Şu hakikatleri okuyacağız inşallah. Anlayacağız, anlamaya çalışacağız. Bu derslerin tahşidatıyla inşallah imanımız ne yapacak? Büyüyecek, inkişaf edecek. İman da büyüyor mu? Büyür. Bir çekirdekten bir ağaca kadar. Ne kadar mertebe var? Şimdi çekirdeğin ağaç olmasının kanunları var. Toprağa girecek. Değil mi? Güneşin sohbetinden istifade edecek. Kabuğunu çatlayacak. Rahmetten hissesini alacak. Topraktan tavadi edecek. Gıda alacak ki ne olsun? İmanı kuvvetlendirmenin yolları var. Biri ilim. İlim kimdeyse hayır ondadır. İki, ilim içinde tefekkür. Üçüncüsü, ibadet ciddiyeti. Dördüncüsü, takva. Günahlardan kaçınmak. Beşincisi, kulluk ve istikamet çizgisinde istikrar. Allah ayağımızı kaydırmasın. Altıncısı, muhit ve çevre. Muhitini, arkadaşını, çevreni ne yapacaksın? İyi seçeceksin. Biz buraya gelmeseydik ne yapardık yani? En masumu kafayı vurur yatırdın. Hazreti yatır olurdu. Üç aylarda yat bakalım. Kazancını ne yaptın? Doğradın gitti. Ya da televizyon. O kanalizasyon, bu kanalizasyon. O fikirler, o fesat. O rezalet, o cehalet. Bak, ömür bitti, hayat tükendi. Cenab-ı Hak vahvet etsin. Amin. En mühim mesele, bak, en mühim vasele, en ciddi görev ve sorumluluk. Hem kendi imanımızı muhafaza edeceğiz, hem de başkalarının imanına güç ve kuvvet vereceğiz. Hem tebliğ, hem temsil sırrı. İslamiyetin güzelliğini hayatında fiilen sergilemek. İşte Hazreti Muhammed, Müslüman böyle olur. Allah bize öyle yapsın. Onun için tebliğ İslam fıkhında ümmete farz-ı kifayedir. Alimlere farzdır. Muzaaf farz. Bu ahir zamanda kat kat ziyadesiyle farz. Tebliğ farz bir ibadettir. Tebliğ bize aittir. Tesir Cenab-ı Allah'ındır. Allah dilerse, hikmeti iktiza ederse kabul ettirir, etmez. O bize ait değil. Ama biz İslamiyet'i yaşamak, nefsimizde yaşatmak durumundayız. İslam'ın güzelliğine ayna olmak hep bizim üzerine bir borç ve bir vasıfedir. Onun için bu asırda en büyük, yani bir arkadaşına, bir dostuna, bir akrabana, bir gönül dostuna yapılacak en güzel ihsan ne? İmanını tahkim etmek. İmanını kuvvetlendirmek. İmanın kuvvetli olması noktasından ona müzahir ve yardım etmek. Bu nokta fevkalade önemli. Cenab-ı Hak tebliğ ciddiyetimizi ziyadeleştirsin. Amin. Peygamberimiz Aleyhisselam iki güne müsavi olan ziyadadır. İlmimi arttırmayan güne lanet olsun diyor. Evet.
Sizin gibi ağır şerait içinde kahramancasına imanını ve ubudiyetini muhafaza etmesi büyük bir makamdır. Madem size büyük bir himmet ve kuvveti bir iman var, tam bir ihlas ve tam bir mahfiyetle sebatkârına ve senene şagirt ol. Yani burada da bak ölçü veriyor. Bir de oku. Madem size büyük bir himmet... Yani himmetin büyük, davan büyük, aşkın büyük, idarın büyük. Ben İslamiyet'i yaşayacağım ve yaşatacağım. Hakkati Kur'an'ı bütün beşere duyuracağım. Cenab-ı Allah'ın tevhid hakikatlerini bütün insanlar neşredeceğim tarzında sende bir enerji var, bir güç ve kuvvet varsa peki burada ölçü. Peki nasıl yapacağız bu işi? Neye dikkat etmemiz lazım? Bu hizmette Allah'ın rızasına giden yolda bizden beklenen nedir? Ona cevap verir, oku. Tam bir ihlas. Tam bir ihlas. Bak. Tam bir mahfiyetle. Önce tam bir ihlas. Yani İslamiyet'i bütün dünyaya duyuracağım. Aşk İslamiyet davayı Kur'an ile ayağa kalkacağım. Bu tevhid hakikatlerini bütün aleme neşredeceğim. Dedim mi? Peki ilk adım, bizden beklenen ilk sorumluluk ne? İhlas. Allah dininde halis olmak, hasbi olmak, samimi olmak. Allah'ın rızasını her şeyin fevkinde tutmak. Evvela bizzat Allah'ın rızasını hayatında esas alıyor. Halkı at, hakka teveccüh et. Hulusi abiye sormuşlar bir zaman, abi ihlas nedir? Kardeşim, ihlas içinde hak olmayandır. Hak var, bir de halk var. Hak kimdir? Allah Allah. Hak da insanlar. İnsanlar beni takdir etsin, insanlar beni sevsin, insanlar beni alkışlasın. Bu ihlas değil, bu riyakarlıktır. Bu dünya muhabbetidir. O insanın hayatını perişan eder, mahvedir. Allah'ın rızası. Her şeyin önünde. Her şeyin evlerinde. Her şeye müreccah, her şeyden önce Allah'ın rızasını ne yapacaksın? Tercih noktasına ne alacaksın? Bak, şu öyleyse, yani şöyle bir hizmetin ifa ve icrasını yürütürken bizden istenen birinci şart ne? İhlas, hulusiyet. Allah dininde saffilik, fıtrilik, temizlik ve taharet. Bu bir ihlas. Devam et. Tam bir mahfiyetle. Tam bir mahfiyetle. Tam bir mahfiyet. Şimdi akıl ve mantık var bak. Şeytanı şeytanlaştıran sıfat ne? Onun kibri, gururu. Bak, gururundan kibrinden, kendini beğenmekten dolayı şeytan rahmetten tart edildi, uzaklaştırıldı. Şimdi akıl ve mantık var, bunu iyi düşünmek lazım. Hiç Allah'a gururla, kibirle, enaniyetle varlık daha iyi gidilir mi ya? Allah'a kim adam veriyorsun? Sen neyin peşindesin? Bunun için Müslümanın manevi hayatının temeli, esası mahfiyettir. Tevazudur. Enaniyetten, gururdan, kibirden kendini yapmaktır, muhafaza etmektir. Tam bir fena, tam bir mahfiyettir. İhlas artı oku. Mahfiyet ve sebatkârını. Bir de sebat. Sebat. Son nefese kadar. Şimdi Anadolu'da bir örf adet var. Zaten sünnettir mesela. Bir adam öldü. Senin yakın komşun. Ne yapıyorsun? Namazı kıldıktan sonra cenazenin şeyine efendim, omuz veriyorsun. Tabuta omuz veriyorsun değil mi? Evet. Veriyorsun. Tamam. Ve ondan sonra kaç adım atıyorsun, sünnettir. Götürebildiğin kadar götürürsün. Ama bir dayanışma var, yüzlerce insan var. Ya herkes o tabuta el atıyor, omuz atıyor, götürüyorsun, öyle mi? Nereye kadar?
Kabre kadar. Adam Anadolu'dan bir insan gelmiş, böyle İstanbul gibi bir şehre. Böyle din ve maneviyattan uzak bir beldede. Efendim, orada da kimse şey etmiyormuş. Tabuda omuz vermiyor. Cenazenin sahipleri 5-6 kişiyi tutuyorlarmış. Onlar ta kabre kadar götürüyorlarmış. O da Anadolu'dan gelmiş, yardım edin, buna bir omuz vereyim. Ta mezara kadar tabutun omuzunda. Ben demiş ki, memlekette hiç hasbi insan yok. Omuzu kırılmış. Şimdi son nefese kadar götürmek. Yani, o çok önemli. Sebat, sebat. Peygamberimiz buyuruyor, bu hadis çok çarı bir yasak. İnsan diyor, gider gider cehenneme bir karış kalır, cennete bir karış kalır. Gider gider cennete bir karış kalır, cehenneme düşer. Allah korusun. Gider gider cehenneme bir karış kalır, tövbe-i nasuh eder, Allah'a dönerir, cennete girer. Sebat. Son nefese kadar götürür. Onun için Müslüman'da çok önemli vasıf ve sıfatlardan birisi de budur. Sebat ve metanet. Gözümüzü açtık, bu hakikatlere muhatap olduk. Bu asrın dehşet ve şiddet içerisinde, bu Kur'an'ı hizmetlerin içerisindeyiz. Allah kabul etsin. Allah istikametten ayrılmasın. Allah ayağımızı da kaydırmasın. Son nefese kadar götürür. İşte yiğitlik budur. Yani son nefese kadar. Hizmetle, Kur'an'la, namazla, ibadette, yani zikir ve tesbihle alakadarlığımızı kopartmamak. Hatta yaşlandıkça daha fazla ne yapmak lazım? Kuvvet vermek. Daha fazla kuvvet vermek. Çünkü ömür bitiyor, nefes kesiliyor. Onun için burada demek tebliğ en büyük bir görev. Tebliğ farz. En büyük ihsan insanların imanına kuvvet verir. Şu görevi ifa etmek üzerimize şeydir, vaciptir. Lazım ve elzemdir. Şu hizmet iman ve davayı Kur'an'ya omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Son nefese kadar götüreceğiz. Peki bu vasfeyi ifa ederken bizden beklenen üç tane sorumluluk. Halis ol, mütevazı ol, tevazı ehli ol ve bir de sebat-ı metalet. Son nefese kadar yürü. İnşallah. Öyle yürürsek Rahman'ın iltifatı, ikram ve ihsanı inşallah bize müzahir eder. Rahmet-i ilahiden ümit ederiz ki Cenab-ı Hak bizim istatlarımızı zayi etmez. Hizmette daim ve kaybı edersin. Allah bizi öyle yapsın. El-Fatih.